Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Günce'de ikinci bölümle çok keyifli bir söyleşi dizisi haline geldi artık bizim için. Anadolu arkeolojisinin ilkleri. Kuşkusuz binlerce yıllık insanlık tarihinin en önemli noktalarından birisidir Anadolu. Artık daha da eskiye götürdük. 12 bin yıllık bir tarihten söz ediyoruz Göbekli Tepe'nin keşfiyle birlikte. Öyle topraklar ki dünyadaki pek çok ilkin de gerçekleştiği binlerce yıllık tarihe sahip topraklar, Anadolu toprakları. Çok kıymetli hocamız Başkent Üniversitesi Kültür Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Tulga Albustanlıoğlu ile konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Geçen haftalarda Anadolu arkeolojisinin ilklerinin ilk serisinde aklımda kalanlar Troya ya da Truva, İskender, Büyük İskender'in Anadolu'daki maceralarıydı. Bugün yine çok farklı, çok ilgi çekici konu başlıklarına değineceksiniz. Büyük İskender'de kaldık dediniz. Evet, böyle biraz dizi program gibi oldu ve devam arkası ediyoruz. Yarım. Bakalım, evet, arkası yarım gibi. Geçen hafta veya geçen haftalarda bir giriş yapmıştık. Anadolu'nun ilkleri, antik dönemin ilkleri Anadolu için. Bugün de ona devam edelim arzu ederseniz. Büyük İskender'in Anadolu Seferi ile ilgili en son lahdini İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bahsetmiştik. Ama ben geçen hafta değinmeyi unuttum. Tabii bu fikir, yani antik Anadolu'nun ilkleri ve Anadolu'nun ilkleri fikri de Sayın Şerif Yene'nin, kendisi seyahat yazarı, aynı zamanda rehber ve gerçekten Türk turizmine çok büyük emekleri olan duayenlerden birisi. Onun da ben adını zikretmek istedim. Lütfen, özellikle. Saygılarla. Çünkü evet, bu ilkler konusunda benim de hani o rehberlik tecrübelerim sırasında okuduğum kitaplarından da çok böyle kafamda, aklımda kalmıştı. O yüzden böyle antik Anadolu'nun ilkleri diye de başlık Şerif. Ben de Anadolu arkeolojisinin ilkleri dedim ama her ikisi de aslında aynı kapıya her çıkıyor. Ikisi de, evet, tutuyor. Büyük İskender'le kalmıştık. Troya'ya gelmişti ve ona Megas, Alexandros, Büyük İskender ünvanının verilmesi Anadolu'da olmuştu. Tabii çok değerli. Büyük İskender dünya tarihini kökten değiştiren bir şahsiyet ve o dönemde, yani Helenistik dönem dediğimiz yaklaşık olarak 4. yüzyıl periyodu içerisinde çok önemli bir kişilik. Tam Makedonya'dan kalkıyor ve neredeyse Çin sınırına kadar bütün işte Kafkasları, Mısır, Anadolu, Yunanistan'ı, yani o dönemde bilinen dünyanın büyük bir kısmını fethediyor. Ve tabii bu seferinin Anadolu'dan başlamasının sebebi Perslere karşı bir düşmanlık besliyor. Ki o düşmanlık daha sonradan bir sevgiye ve özellikle Perslere karşı düşkünlüğe kadar gidecek. O yüzden Anadolu'nun Büyük İskender'le ve Büyük İskender'in Anadolu'yla çok yakından ilişkisi var. Geçen hafta Asos'tan bahsetmiştik. Aristo'dan felsefe dersleri almıştı. Aristo da 3 sene kadar Asos kentinde filozof okulunda, felsefe okulunda ders vermişti. Daha sonra seferine devam eder. Enteresan. Yine küçük bir anekdotla ben süslemek istiyorum. Turizm rehberliği zamanlarından birisinde Antalya'nın Korkuteli bölümüne doğru, o hemen Karain Mağarası'nı geçtikten sonra Güllük Dağı Milli Parkı var. Çok muhteşem bir milli parktır. Biraz daha kuzeyinde kalıyor Antalya'nın. Orada çok harika bir antik kent var. Dinleyenlerimize de seyredenlere de biraz adres verelim. Termessos Antik Kent. Muhteşem bir kent, Kartal Yuvası gibi. Çıkılması, inilmesi çok zor bir kent ama o derecede muhteşem. Manzarasıyla, her şeyiyle, yani içinde barındırdığı eserlerle. Büyük İskender burayı kuşatıyor. Ve bu kuşatma 2 ay kadar devam ediyor. Bir türlü alamıyor kenti. Çok da daha konum itibariyle genç Büyük İskender. Ve çok stratejik bir karar verir orada. O kararda, anekdotla süsleyeyim, turumuz başlamıştı, yukarı doğru çıkıyorduk. Çok zorlu bir tırmanış. 20 dakika, 25 dakika yürünüyor. Bir baktım bir Fransız grup da var. Çok yaşlı bir bayan, 80'li yaşlarında, çıkamıyor kentir kendisi. Bir başka Fransız, daha güçlü, kuvvetli, genç bir kişinin böyle hani biraz desteğiyle, biraz da hani kavrayıp onu çıkararak. Ben de kötü Fransızcamla dedim ki sizi bu kadar
yüksekteki bir kente çıkmaya iten sebep nedir dedim. Çok merak ettim çünkü hani biz genç insanları bazen oraya çıkarmakta güçlük çekiyoruz. Yani yürüyemiyorlar. Dedi ki ben Paris'teydim ve son 4 ayımı hastanede geçirdim. Orada bol bol kitap okudum ve Büyük İskender'in hayatını okumuş. Çok ilginç. Evet. Ve hayatını okurken Büyük İskender'in tüm seferleri sırasında ele geçiremediği yegane kentin Termessos olduğunu okumuş ve hani ölmeden herhalde uzun bir zaman geçti ama söylediği şey burayı görmek istedim. Bu merak onu ta Paris'ten 80'li yaşlarında kalkıp Anadolu'ya, toprakları Antalya, Güllük Dağı'na kadar çekmiş. Ama o merak çoğu Türk insanında olmayabiliyor. Dolayısıyla o da ayrıca bir sorgulanması gereken. Biz de işte bu programla böyle bir parça. Evet, adres belki belirtiyor. Çok güzel bir kent ve Büyük İskender gerçekten kentteki muhasarayı kaldırıyor. Esasında çok genç. İnat edebilir, direnebilir. İlla ben hani burayı ele geçirmek için şey yapabilir ama orada Arianos'ta şöyle bir pasaj geçiyor. Diyor ki Büyük İskender, burayı ele geçirmekle elde edeceğim kazanç, para veya maddi manevi tüm kazancı da bahsediyor. Esasında hiç değecek bir şey değil. Yani bunun karşılığı evet fayda zarar yapıyor ve yoluna devam ediyor. Ama tabii Termessos tarihe, Türkiye'deki bu muhteşem Güllük Dağı'ndaki Milli Park, Büyük İskender'in ele geçiremediği tek kent olarak kayıtlara geçmiş. Harika. Ki Büyük İskender, belki izleyenlerimize bilgi verelim, 70'e yakın kent kuruyor. Hepsi de Aleksandria ve Aleksandros kendi ismiyle anılıyor. En önce kurduğu kent de Mısır'daki Aleksandria kenti. O meşhur Aleksandria Kütüphanesi'nin olduğu Helenistik dönemin en muhteşem ve kenti. Arşimet'le belki özdeştirebiliriz orayı. Hep dediğim gibi Büyük İskender'in ismini taşıyor. Çok enteresandır. Esasında yoluna güneyden devam edecekken bir anda kuzeye doğru yöneliyor. Onun sebebi de şu. Anadolu'nun kuzeyinden. Evet, daha yukarıya o Termessos Burdur tarafından işte Şuhut Afyon yolunu Gordion'dan Ankara'ya doğru çevirir. Gordion'a gitmesinin özel bir sebebi vardır. Bir efsaneyi duymuştur. Efsaneye göre, çünkü efsaneler dünyasında yaşayan bir şahsiyet. Annesi Olimpias, işte böyle fallara, büyülere meraklı olan bir hanım diyelim. Ve tabii onun etkisinde kaldığı için böyle fallara, geleceğe, kehanete karşı da çok böyle merakı var. Şöyle bir efsane duyuyor. Diyor ki efsane, Gordion'da, yani bugün Ankara'nın Polatlı ilçesindeki önemli antik kentte bir Zeus tapınağı var ve bu Zeus tapınağında bir düğüm var. Gordion düğümü diyoruz biz buna. Gordion'un meşhur düğümü. Ve eğer bunu çözebilirse, yani çözebilen kişi dünyanın hakimi olacak. O yüzden rotasını o güneyden devam ederken Antakya tarafına doğru, Perslere doğru, kuzeye, Anadolu'nun içine düğümü çevirir. Gordion'a gelir. Yine İskender'in anabazisinde bahsedilir bir pasajda. Bu tapınağı görmek ister Zeus tapınağını ve düğümü. İçeri girer tapınaktan. O sırada bütün subayları, generalleri İskender'in böyle bir deliliğe kalkışmayacağını düşünüyorlar. Yani inşallah diyorlar. Ya bunu çözmeye kalkışmaz. Çünkü hani tamamen delilikten başka hiçbir şey değil. Ama çağdaş değiller değil mi o dönemde? Yani Gordion antik. Yok, Frigya tabii daha önce. Frigya daha evvel. Tabii daha evvel. Büyük İskender 4. yüzyıl. 4. yüzyıl. 7. yüzyıl diyebiliriz. Evet. 7. 5. yüzyıl. İskender daha bize yakın 4. yüzyılın ortası diyebiliriz. Düğüme uzun süre bakar Büyük İskender. Yani anekdotta böyle yazıyor ve şöyle der. Kılıcını çekip, bence bu düğümü çözmenin hiçbir önemi olduğunu sanmıyorum deyip kılıcıyla bu düğümü ikiye böler. Yani bir şekilde düğüm çözülmüştür. Düğümü çözer. Gerçekten de o 10 sene geçecek periyodu içerisinde de dünyanın hakimi olmuştur. Peki ekrana verdiğimiz görüntü? Evet, o da tabii bir resimden alınan, yani bir temsili resim. Yani Büyük İskender'in o düğümü çözümü anlatıyor. Başka bir efsanede veya başka bir yine pasajda da işte bir boyunduruğun içinde oradaki şeyi halkayı çıkarır ve düğüm kendiliğinden çözülür ama büyük bir ihtimalle kılıcıyla vurarak hani ikiye böldüğünü tahmin ediyoruz.
Burada ben esasında onun ismini de anmak istedim. Çok sevdiğim bir arkadaşımın da kızı var. Bahar Yılmaz, o da çok meraklı. Böyle ben anlattıkça, ben de oğluma anlatırdım. Anadolu efsaneleri, hikayeleri. Gerçekten gençler ve çocuklar müthiş ilgi duymaya başlıyorlar. Yani bunlar... Siz böyle söyleyince aklıma geldi. İlkokulda Midas'ın Düğümü diye bir oyuna gitmiştim İzmir Fuarı'nda. Bu hikayeyi anlatın, hala aklımda. O kadar enteresan ki gerçekten Duygu Hanım. Hani, ben çok seviyorum özellikle gençlere veya daha çocuk yaştakilere bunları anlatmayı. Çünkü hafızaları ve duyguları tam böyle o yeşerdiği zamanda bu tür Anadolu'nun kültürel değerleriyle yorulduklarında çok farklı şeyleri düşünüp algılamaya başlıyorlar. Ben hep şunu söylerim, yani bir hata varsa yarı yarıya, yani bizim de hatamız var mutlaka anlatıcılar olarak, öğreticiler olarak. Ama bu hataları minimuma ben hani elimden geldiğince veya nefesim el verdiğince minimuma indirmeye, en aza indirmeye çalışıyorum. Çok küçük bir şey daha isterseniz anlatayım, araya ekleyeyim. Ben de Bahar Yılmaz'dan sonra oğlumdan bir örnek vereyim. Ben de ona hep yine hikayeler böyle küçüklüğünde Anadolu efsaneleri, mitolojiden hikayeleri anlatıyordum. Efes'te, antik kentte latrinalar var. Tuvaletler var daha doğrusu. Hani Latince ismi latrina. Perdesiz, bölmesiz, bölmesiz ortak. Evet, evet, ortak. Hani halk tuvaleti denilebilecek. Sosyalleşilen. Gerçekten öyle. Şimdi hatta internette çok güzel bir program var Arka Medya'da. Latina sohbetleri diye. Gerçekten insanların sohbet ettiği, konuştuğu da mekanlar. Hani hamam kültürü gibi Latina kültürü de var. Ve orada yaklaşık 10-12 sene önce yapılan bir hani kazı temizlik çalışmaları sırasında tabii kese kalmamış ama muhtemelen 2000 yıl önce oraya gelip hani oturan bir kişi kesesini düşürüyor. İçinde de parası var, para var. Tabii alt kısımdan sürekli bir drenaj, kirli suyu kentin dışına pompalayan bir su sistemi olduğu için o da şey olarak düşünmüş. Bir de kanalizasyon sistemleri. Tabii tabii, muhteşem sistemler var. Tabii şey olarak algılamış bir ihtimalle, gitti kese para. Yani elini sokup da oraya bakma olanağı da yok ama gitmiş, o bir yerde takılmış. Tabii biz bunu 2000 sene sonra buluyoruz arkeologlar olarak. Çok enteresandı. Ve ben tabii mesela oğluma bunu bahsettim. O tabii çok enteresan geldi ona. Bir de Sensus kitaplığından bahsetmiştim. Şimdi ilk gittiğimizde onunla, Efes'e ilk götürdüğümde direkt olarak bana şey, yani bu anlattığımdan 1,5 sene sonra onu Efes'e götürebildim. O Latina nerede dedi, adamın parasını düşürdü. Yani, belki para bulur. Yani o onun kafasında hikayelerle o hikayelerle süslenmiş ve Efes veya o Latrina çok değerli bir yerde duruyor. İşte belki de bizim yani anlatıcılar ve öğreticiler olarak bu Anadolu'nun ilkleri de o açıdan önemli antik dönemde. Bunları o genç dimalara, çocuk dimalara belki biraz nakşetmemiz gerekiyor. Bunları öğrendikçe de hoşlarına gidiyor esasında. Siz yani anlattığınız zaman yine herkes anılarını anlatır ya. aynı o sahne, yine çocuğum, babam sanat tarihçisi. Efes Antik Kenti'de yan yana tuvaletlerde insanların sosyalleştiğini, bir bölme olmadığını ve bunun çok doğal karşılandığını anlattığı sahne gözümün önüne geldi. Hikayeyle anlattığınız zaman hiç unutulmuyor, çok doğru. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben hep onu söylüyorum, anlatmaktan büyük zevk alıyorum. Özellikle bizim gastronomi bölümünde de ben her sene özellikle yüksek lisansta Ankara turu yapıyorum mutlaka. Bir dolaşıyoruz bütün müzeleri. Ankara turu derken daha çok eski Ankara, Ulus civarı. Mesela Augustus Tapınağı'na oraya gittiğimizde grubu anlatırken arkaya dinlemeye insanlar geliyor. Hatta bazıları diyor ki çekilin siz, hani birisi anlatıyor, hani rahatsız etmeyin. Ben diyorum ki lütfen diyorum, dinlesinler. Sanki öndeki grubu anlatıyor gibi ben onlara hitap ediyorum. Çünkü onların, yani onları kazanmak ve onların Ankara'nın bu kültürel köklerini bilmeleri benim için her şeyden daha önemli. Çok doğru. Ve orada tesadüf, zamansal olarak kesişiyoruz onlarla. Ve hepsi bittikten sonra diyorlar ki biz bunları hiç bilmiyorduk. Yani bilseydik daha farklı gözle bakacaktık. Çünkü ben bir 6 senedir Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çalışmıştım. Oranın da restorasyon ve işte onarım çalışmalarında bulunurken yaşlı bir amca gelmişti o zamanlar, 90'lı yıllar.
Bizim de Kanter için de çok terlediğimizi, yorulduğumuzu görünce hani bizim gönlümüzü de alacak. Evladım dedi, bu yapıyı da yıksalarmış dedi, size de böyle iş kalmayacakmış. Hani, ben onu anlattım, dedim ki bu yapının, yani Ankara'daki Augustus Tapınağı'nın çok önemli olduğunu, ona da değiniriz daha sonraki programlarda. Çok hoşuna gitti. Bilmiyordum dedi böyle bir şey. O yüzden bildikçe esasında, fark ettikçe, farkına vardıkça yaşadığımız çevrenin ne kadar değerleri barındırdığını da biliyoruz ve algılıyoruz. Bu da güzel bir şey. Büyük İskender deyince, geçen hafta değinmiştim ama üç önemli savaşı var Perslere karşı. Onun iki tanesinin de yine Türkiye topraklarında yapıldığını söyleyelim. Bir tanesi Çanakkale yakınındaki Granicus Biga Çayı. Diğeri de Antakya Hatay'daki Dört Yol ilçesindeki İsus Savaşı. Hı hı. Ki seyircilerimize yine bir adres göstereyim. Büyük İskender'in meşhur bir mozaiği vardır. Büyük İskender deyince, Google'da arayınca o mozaik çıkar. Pompei'de bulunan, bugün Napoli Müzesi'nde sergilenen mozaiği. Şeyde yok, slaytlarımızda yok. Büyük İskender'in baş heykelinden bahsediyorsunuz. O İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde olan normal torsosu, baş heykeli. Bu bir mozaik. Bir tarafta Darius, Pers komutanı, bir tarafta Büyük İskender. İkisi karşı karşıyadır. Çok enteresan bir sahnedir esasında o. Mesela Antakya'daki İssos Savaşı'nı anlatan elimizdeki tek savaş sahnesidir. O da Türkiye ve Anadolu'yu ilgilendiriyor esasında. İskender'den Efes Artemis Tapınağı'nı atlayacağım ama o da Büyük İskender'le. Dünyanın yedi harikasından yedisi bir zamanlar Osmanlı toprakları içerisinde imiş. Bugün sadece iki tanesi Anadolu'muzda, Türkiye'de. Bunlardan birisi Efes'teki Artemis Tapınağı. Bir diğeri de Bodrum, Halikarnassos'taki. İlk ismi Zefiron'dur. Halikarnassos'u bilirler ama Zefiron'u pek zikredilmez, söylenmez ismi. O da dünyanın en önemli anıt mezar binası. Efes Artemis Tapınağı çok meşhur bir tapınak. Var mı elimizde görüntülerde? Vardı vardır Efes Artemis Tapınağı. Kıymetli yönetmenim ekrana taşırken. Sanıyorum konuşalım. O Minyatürk'teki resmiyle canlandıracağız. Çünkü gerçi bugün ayakta değil. Değil, sadece bir sütunu var. Bir sütunu var. Ve maalesef de ben çok üzülüyorum. Geçen haftaki programda Anadolu'nun ilklerinden bahsederken, Antik Anadolu'nun Halikarnas balıkçısına dem vurmuştuk. Cevat Şakir Kabağaçlı'ya. Maalesef o da, yani Efes Artemis Tapınağı'nın birçok yapı elemanı, özellikle sütun, kabartmalı sütun bloklarının büyük bir bölümü maalesef bugün British Museum'da, İngiltere Milli Müzesi'nde. Birçoğunu başka yapılarda kullanıyorlar ve bugün Efes'i ziyaret eden, yani Selçuk yönünden Efes'e doğru geldiğimizde hemen sağ tarafta kalan o büyük boşluk Efes Artemis Tapınağı'na ait. Onun da enteresan bir hikayesi var. Büyük İskender doğduğunda Makedonya'da, Pella'da işte gök gürüldüyor, şimşekler çakıyor. Çünkü hani tanrı çocuk, yarı tanrı çocuk dünyaya geliyor. Ve işte bir penceresinin hemen sarayın üstünde bir kartal. Bu şimşekler çakarken şimşek de bir, o şimşek demetleri Zeus'un atribütü, simgesi. Büyük İskender'in o anlamda tanrısal, yani yarı tanrısal bir kişilikte olduğunu müjdeler gibi. Ve Büyük İskender'in doğduğu gece büyük Efes Artemis Tapınağı'nda çok büyük bir yangın çıkar. Ve tamamen neredeyse tapınak kül olur diyelim. Ve Efes Artemis Tapınağı'ndaki yangını Hesistratos adında bir delinin çıkardığını söyleyerek olay kapanır gibi olur. Esasında tabii başka işin içinde parametreler vardır antik dönemin. Belki polisiye ve adli olayı olarak düşünülürse, çünkü çok zengin bir tapınak, içinde altın, fil dişi birçok eser var. Artemis'e sunu olarak verildiği için. Büyük İskender Anadolu'ya geldiğinde ilk işlerinden birisi de Efes Artemis Tapınağı'nı onarmak olur. Yani der ki ben Makedon kralı olarak, prensi olarak Efes Artemis Tapınağı'nın benim doğduğum gece, bir de çok enteresan, tam İskender'in dünyaya geldiği gece yanıyor. O yüzden tapınağa da yardım etmek ister. Fakat Efesliler der ki hiçbir zaman bir tanrı, başka bir tanrıçanın
tapınağına yardımda bulunamaz. Çünkü sen de tanrısal bir kişiliksin. O yüzden bunu kibarca reddederler ama Büyük İskender yardım yapmıştır. Yine Büyük İskender deyince bugün Priene kenti, Söke, Güllü Bahçe'de Priene kentinden de bahsedelim. Ben hep turlarda da anlatırdım. Her zaman da dile getirmeye çalışıyorum. Büyük İskender'in evinin olduğu tek bilinen kent dünya üzerinde. Çok ilginç. Priene kenti. Yani yine yakın. Söke'de. Tabii yakın. Yani şöyle diyebiliriz. İşte Didim, Milet, Priene. Biraz daha kuzeyde Efes. Ama özellikle Miletos, Priene ve Didim Apollon Tapınağı birbirlerine çok yakın. Priene muhteşem bir kent. Reklam yapayım antik kentin. Yapın. Nasıl olsa antik kentin reklamı olmaz. Kültür sanat olmaz tabii 2000 senelik. Sevgili seyircilerimiz mutlaka Aydın. Ben gitmedim hocam. Valla bu yaz gideyim. Duygu Hanım muhteşem bir kent. Yani ben mesela Efes kenti bana tabii ki muhteşem. Metropol bir kent antik dönemin. Fakat o gürültüsü, turist grupları içerisinde bir hengame ve karmaşa gelirken bir anda Priene'ye gittiğinizde sizi böyle bir sessizlik, cırcır böcekleri, o çam ağaçlarının uğultusu ve mutlak bir konsantrasyonla kenti geziyorsunuz. Ve Büyük İskender'in Anadolu seferinde Perslere karşı Mülas'a kuşatmasından önce hazırlık yapmak için bir kışı geçirdiği bir ev de var. Tabii Büyük İskender öldükten sonra çok önemli bir yarı tanrı kişilik olduğu için burası Büyük İskender'in evi Aleksandriyon olarak kutsanmış ve türbe haline getirilmiş. Ben hep dile getiririm bunu. Turizm Bakanlığı'ndaki konferanslarda veya orada karşılaştığımız kişilerle. Bu bile sadece tek başına muhteşem bir spot turistik çekicilik kaynağı. Düşünebiliyor musunuz? Büyük İskender'i herkes biliyor. Dünyanın tanıdığı çok önemli bir kral. Ve bunun Türkiye'de bir antik kentte evi var. Başka hiçbir yerde yok. Bu bile kente başlı başına turist çekmek için veya ziyaretçi çekmek için başlı başına tek bir hani özelliği ki Priene'nin bir özelliğini daha söyleyeyim size. Bugün hep biz Avrupa'da gittiğimizde kentlerin planlarına çok özeniyoruz. Diyoruz ki böyle uçaktan baktığımızda ne kadar böyle düzenli bir kent planı, işte caddeler, sokaklar, evlerin konumları, ızgara plan diyoruz biz ona mimaride. İlk defa dünya üzerinde ızgara planlı dediğimiz ki bu bir şehir planlamacısının antik dönemde Anadolu'lu, tabii bunda bahsettiğim hepsi Anadolu'lu, Hippodamos adında bir kent plancısının ortaya koyduğu kent plan şeklidir. Bir kentin kuzey, güney, doğu, batı doğrultusunda sokak ve caddelerle bölündüğü ve antik dönemde insula denilen adacıkların, parsellerin eşit şekilde dağıtıldığı harika bir kent planıdır. İlk defa Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Ve seyircilerimize bir gizem daha söyleyeyim. Gizem değil tabii gerçek bu. Kentin belediye başkanı da bir kadın Priene kentinin. İsmini de biliyoruz yazıtlardan. Fili adında bir bayan bu kenti belediye başkanı olarak yönetmiş. Dediğim gibi yani eğer bu kenti gezip görme olanağı olursa seyircilerimizin çok hayran kalacaklar. Bizi hatırlasınlar. Kesinlikle bizi hatırlasınlar. Ben de sizi hatırlayacağım son cümlemiz olsun bu arada. Kentin aynı zamanda sokak ve caddelerin hepsinin de isimleri var. Aynen bugünkü sokak levhaları gibi. Sokak, cadde isimleri gibi. Hakikaten hocam böyle iyi gidiyor. Böylelikle daha çok sizi ağırlayabileceğiz. Çünkü gerçekten bir dizi haline getirmiş oluyoruz. Daha iki konu başlığına değinebildik. Süremizin sonuna geldik ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok ben sağ olun hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olunuz. Sevgili seyircilerimiz şimdi ekranlarınıza bir haber taşıyacağız güncelin bu kısmında. Ata Demirer hepimizin çok sevdiği bir komedyen kuşkusuz. Yeni bir filme imza attı. BKM tarafından yapımcılığı üstlenen bu yeni filmde Ata Demirer